Dünyanın bilinen en eski mesleklerindendir tarım. Stratejik bir sektördür. Tarımsal üretimin kalitesi, verimi çevre koşullarıyla doğru orantılıdır. Örtü altı üretim, seracılıksa söz konusu olan ülkemizde ilk akla gelen bölge Akdeniz bölgesi. Başkent olaraksa Antalya'nın adı geçer. Biz de bu doğrultuda Antalya'nın yolunu tutuyor. Fide üretiminde Türkiye'nin sınırlarını aşıp dünyaya sesini duyuran Hisar Fide'nin konuğu oluyoruz. İnsanlık tarihiyle başlayan dünyanın en eski ve ilk mesleklerindendir. İnsanlar önce beslenmek, sonra diğer ihtiyaçlarını gidermek zorundadır. Bu nedenle yaşamsal önemde ürünlerin üretildiği tarım sektörü her ülke için vazgeçilmez sektörler arasındadır. Tarımın yöntem itibariyle çeşitlendirilmesi, örtü altı üretimi, topraksız tarımı, sertifikalı ekolojik üretimi gündeme getiriyor. Günümüzde bu üretimin asli alanları olan seralar, sebze, meyve, fide, süs ve tıbbi bitkilerin yetiştirilmesi amacıyla kullanılıyor. İklim dolayısıyla Türkiye'de seracılığın en çok geliştiği bölge Akdeniz, sektöre yön veren şehirse Antalya oluyor. Türkiye'de örtü altı yetiştiriciliğin yarısından fazla gibi bir potansiyelini Antalya sağlıyor. İşin kalbi burada gerçekten Antalya'mızda. Antalya ve ilçelerinde yoğunlaşmış olan fidecilerin buradaki toplam ürettiği fide sayısı Türkiye genelindeki toplam fide sayısının yaklaşık %80'lerini falan oluşturuyor. Bu durum diğer bölgelerde üretim yapılmadığı anlamına gelmiyor elbette. Son dönemde Ege'den İç Anadolu'ya birçok bölgede yaşanan hareketlilik, jeotermalin olduğu bölgelerde sera organize sanayi bölgelerinin kurulması hedefiyle daha da artıyor. Kalbi burası, beyni burası fideciliğin. Ama diğer bölgelerde fidecilik yapılamaz anlamına gelmiyor bu. Diğer bölgelerimizde de İzmir bölgesi olsun, Ege bölgesi, Marmara bölgesi ya da iç bölgelerde Ankara bölgesinde bile şu anda fidelikler kurulmaya başladı. Bunun yanında jeotermal kaynakların bulunduğu bölgelerden biraz bahsedeyim. Bu bölgelerde Denizli bölgesi, Buharkent, Afyon bölgesi, Sandıklı bölgesi, bu bölgelerde de ciddi yatırım yapan şirketler var. Sıcak su kaynaklarından faydalanarak soğuk dönemde yetiştiricilik yapıyorlar. Bu da çok ülkemizde gelişen ve geleceği olan bir alt sektör. Seracılığın başkenti konumundaki Antalya fide üretimiyle de dikkat çekiyor. Hisar Fide Antalya Üretim Tesislerinin işletme müdürü Ziraat Mühendisi Celal Özlü firmanın Türkiye genelindeki yapılanmasını anlatıyor. Hisar Fide 2008 yılında Manisa bölgesinde, Manisa'nın Akhisar bölgesinde, Akhisar ve Göl Marmara yolu üzerinde yaklaşık 20 bin metrekare bir alanda modern bir sera tesisini fide üretim tesisine çevirerek fide üretimi orada başladı. Bir yıl sonra yaklaşık 2009 yılında da Antalya'da bulunduğumuz bu işletmeyi, benim sorumluluğumda olan bu işletmeyi satın aldı. Bünyesine kattı. Burası 40 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu. 33 bin metrekaresi kapalı. 3 bloktan oluşan modern bir fide tesisi. Burayı da bünyesine kattı. Geçen senede İzmir'in Menderes bölgesinde yaklaşık 50 bin metrekare alan üzerine kurulu 45 bin metrekare kapalı alanı olan fide tesisini, modern bir fide tesisini de bünyesine kattı. Yaklaşık üretim alanı, kapalı üretim alanı 100 dönümün üzerinde olan Türkiye'de 5-6 tane fideliğin arasında yerini aldı. Üç tesis arasında Antalya'nın ayrı bir öneme haiz olduğunu dile getiren Celal Özlü,
Türkiye genelinde seracılık ve fidecilik adına bölgenin avantajlarına değiniyor. Biz sanayilik domates fidesi ve biber fidesi üretimi yaptığımız için bizim ana müşteri portföyümüzü salça fabrikaları oluşturuyor. Salça fabrikaları da sipariş verirlerken Antalya'yı tercih ediyorlar. Hem iklim açısından hem de işleyiş açısından hem de güzergah açısından Antalya tarımın ve seracılığın, örtü altı yetiştiriciliğin merkezi olduğu için burayı tercih ediyorlar. Bu anlamda da çok önem arz ediyor Antalya bölgesi. Biz de şirketimizi, müşterilerimizi mahcup etmemek için elimizden geldiği kadar azami önemi gösteriyoruz. Mevsim farklı bir üretim heyecanı yaşanıyor Antalya'da. Ana ekseni salçalık domates ve biber oluşturmakla birlikte karnabahardan brokoliye, marul fidesine iklime göre çeşitlilik gözleniyor. Dondurulmuş gıda fabrikalarına yönelik özel çeşitler de yerini alıyor seralarda. Bahar dönemi dediğimiz bizim dönemsel yetiştiricilik yapılıyor. Ocak ayından sonra başlayan bahar döneminde asıl bizim faaliyetimiz başlıyor. Sözleşmelerimiz yapılıyor salça fabrikalarıyla. Salçalık, domates ve biber fidesi yetiştiriciliği, arkasından işte yine açık alanda Anadolu'nun çeşitli yerlerinde işte Aydın bölgesinden başlıyor. İzmir Torbalı bölgesi, Salihli, Turgutlu bölgesi, yukarıya doğru işte Mustafa Kemal Paşa ve Karacabey bölgesi, Bursa bölgesi. Arkasından da Çanakkale bölgesinden ekimler dönemsel olarak yapılıyor. Bu bölgelere hitaben biz hem salçalık domates hem salçalık biber hem de kavun, karpuz, bunun dışında az bir miktarda da diğer çeşitlerden de yetiştiricilik yapıyoruz. Türkiye pazarında hakimiyetini ürettiği fide sayısıyla ortaya koyan firma, yurt dışı pazarına da 2 yıl evvel iddialı bir giriş yapıyor. 2 yıl önce başladığımız bir ihracatımız var. Azerbaycan'ın belli bir bölgesinde. Çok ciddi bir firmayla çalışmamız var. Oraya da 10 milyonun üzerinde bir fide sevkiyatımız oluyor. İhracat, yani fide ihraç ediyoruz. Bu yine salçalık domates fidesi. Özel termoking litrlarda frigofilik sistemle soğuk zinciri kırmadan özel tırlarla bunları gönderiyoruz. Sanıyorum geçen sene yaptığımız ihracat bizim Azerbaycan'a 13 milyon civarındaydı. Bu sene bu biraz daha yükseldi. Hatta bu yıl ihracata biz Rusya bölgesini de ekledik. Rusya'nın içerisinde Dağıstan Özerk bölgesi var. O bölgeden de sipariş aldık. Sözleşmelerimiz yapıldı. Firma üretim kapasitesiyle dikkat çekiyor. Geçen yıl itibariyle 200 milyonun üzerinde bir fide Ocak ayıyla Temmuz ayı arasında yaptığımız fide sayısı. Buna biz burada Antalya'da örtü altı döneminde yaptığımız fideyi de eklersek 250, 270, 280 milyon gibi bir rakam ortaya çıkıyor ki bu Türkiye'de fide üretim miktarı anlamında bakarsak herhalde birinci sıradayız diyebilirim. 3 tesiste bu tabii toplam söylediğim rakam. Antalya tesislerinden çıkardığımız miktarda yaklaşık 120-130 milyon civarında fide. İş yoğunluğunun arttığı dönemde 250 kişiye istihdam sağlanıyor. Fide yetiştirilirken her bir personelin yoğun emek harcadığını dile getiren işletme müdürü Celal Özlü, iş akışlarına dair de bilgi paylaşıyor. Sezon başında bir sözleşmeler yaptığımız zaman bizim müşterimiz ne kadar miktarda, hangi tarihte, hangi çeşitten, birçok çeşit var çünkü piyasada, tek bir çeşit yok, hangi çeşitten istediğini sözleşmede bize belirtiyor. Biz de o sözleşmeyi imzalıyoruz. Karşılıklı mutabakat sağladıktan sonra üretim aşamasına geçiyoruz. Bize tohumlarımız tohum firmalarından temin ediyoruz, geliyor. Tohum ekimiyle işe başlıyoruz. Çeşitler yaklaşık Şubat, Mart, Nisan aylarında 30-35 gün aralığında fide haline geliyor tohum. Şubat ayının başında ekimlere başlıyoruz. Biber değilse eğer, çeşit domatesse bir ayda, 30-35 günde dediğim gibi. Biberse biraz daha geç, işte 50 gün, 55 günü buluyor kış döneminde. Bu ekim programını buna göre ayarlıyoruz. Teslimat gününe göre ekim yapıyoruz. İlk ekimden başlıyoruz. Serim işleminde seralara serdiriyoruz. Bakımını yapıyoruz bir ay. Ondan sonra paketleme ve sevkiyatla işi bitiriyoruz, teslim ediyoruz. Geri
gelişmiş modern sistem seralara sahip olmak firma için 12 ay boyunca üretim yapılmasına imkan sağlıyor. Örtü altı seracılık açık alandan sonra başlıyor Antalya'da. Yaklaşık Temmuz ayının 20'sinde seraya ekimler başlıyor Antalya'da. Bu dönemde de biz çiftçilerimizden gelen talepler doğrultusunda geriye çevirmiyoruz. Onların siparişlerini alıyoruz, yetiştiriciyle devam ediyoruz. Özellikle yeşillik grubu, karnabahar, lahana, brokoli ve marul maydanoz gibi yeşillik grubunda Temmuz'un sonu gibi, Ağustos dönemi gibi başlıyoruz. Ocak ayına kadar da bu şekilde yetiştiricilik devam ediyor. Dediğim gibi Ocak ayından sonra da tekrar sanayilik döneme geçiyoruz. 12 ay yetiştiricilik devam ediyor bizde. Fiziki yapısı, kalite ve verimi etkileyen en önemli etkenler oluyor. Tarımı teknolojiyle buluşturan modern bir seraya sahip olan işletmenin müdürü Celal Özlü, olmazsa olmazları sıralıyor. Havalandırma sistemi son sistem olması gerekiyor. Tepe havalandırmada kelebek havalandırma sistemi olması gerekiyor. İçeride sirkülasyon fanlarının mutlaka olması gerekiyor. Dışarıda alın bölgesindeki egzoz fanı dediğimiz fanların, içerideki havayı dışarıya sirküle eden fanların mutlaka yapılması gerekiyor. Çimlendirme odası çok geniş ve içinin tam anlamıyla istediğiniz sıcaklık ve nemi sağlayacak şekilde planlanmış olması gerekiyor. Ekim makinesi, en iyisinden ekim makinesi, en kalitelisinden seçilmiş olması gerekiyor ki bu fideciliğin ilk aşaması fide üretiminde ekim. Ekim çok önemli, şöyle önemli. Ekimde yapacağımız makinenin yapacağı bir hata bize maliyet olarak, yani işçilik olarak geriye dönüyor. Sürecin en önemli aşamalarından biri tohum seçimi oluyor, diyor Celal Özlü. %100 yerli ve sertifikalı tohum kullanımının verimi %25 oranında artırdığını dile getiriyor. Biz tohumları seçerken mutlaka orijinal tohum, sertifikalı tohum kullanıyoruz. F1 dediğimiz hibrit tohumları tercih ediyoruz. Müşterilerimiz de bu yönde, hem üreticileri hem fabrikaları bu yönde ikna etmeye çalışıyoruz, yönlendirmeye çalışıyoruz. Özlü, F1 hibrit tohum çeşitlerinin üstünlüklerine değiniyor. En başta randıman dediğimiz bizim çimlenme gücü çok yüksek çeşitler. Çimlenme gücü yüksek ve sürme gücü çok yüksek. Diyelim 1000 tane, genelde domates paketlerinde 1000 tane tohum vardır. 1000 tane tohumu ektiğiniz zaman biz isteriz ki 900'ün üstünde çimlenmiş tohum alalım. Bu F1'lerde hibritlerin %90'ında şu anda piyasada sağlanıyor. Ama standart dediğimiz çeşitlerde böyle değil. Tohumun ardından üretimde kimyasal kullanımını konuşuyoruz ziraat mühendisi Celal Özlü ile. Yanlış algıdan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Özlü, işin doğrusunu izah ediyor. Mesela GDO'nun tehlikelerinden bahsediliyor. Arkasından görsel olarak domates, biber, patlıcan resimleri gösteriliyor. Bu da tüketicinin kafasında, ha bak sebzelerde de GDO varmış imajı yaratıyor. Bu da çok tehlikeli gerçekten. Çünkü biz tüketiciyle pazarda karşılaştığımız zaman, ha, ne iş yapıyorsun, ziraat mühendisiyim, hemen şu soruyu soruyor. İşte GDO varmış sizde, işte hormon kullanıyormuşsunuz. Bilgi kirliliğine sebep oluyor maalesef. Biz bunu aşmak için elimizden geldiği kadar bilgi vermeye çalışıyoruz. Sebzede kesinlikle GDO diye bir şey yok. GDO ile hormon arasındaki anlam karmaşasına da değiniyor ziraat mühendisi Özlü. Hormon genelde hayvancılıkta kullanılır. Adı hormon olan ürün. Bizde bitki gelişim düzenleyici dediğimiz BGD'ler kullanılır sebzecilikte. Bunların da hiçbir şekilde toksik etkisi, zehirli bir etkisi yoktur. Zaten PPM olarak çok düşük oranda kullanıldığı için bunlar yasal sınırları hiçbir zaman geçmiyor. Danışman arkadaşlarımız da bunları kontrol ediyorlar. Bu anlamda da hiçbir sıkıntı yok. Vatandaşlarımız rahat bir şekilde sebzeyi tüketebilirler yani. Türkiye'de 570 bin dönüm seranın 500 bin dönümünü oluşturan basit yöntem seraların modern seraya dönüştürülmesi hedefleniyor. Çiftçilerin kara düzen alışkanlıklardan kurtulmasının ve yeniliklere açık olmasının sevindirici olduğunu söylüyor ziraat mühendisi Celal Özlü. Sektörün bu sayede daha da gelişeceği tespitinde bulunuyor. Biz çiftçilerimizi çok daha bilinçli görüyoruz. Eskiden daha geleneksel, daha babadan dededen görme yetişecek yaparlarken şu anda yeniliklere daha açıklar. Bu anlamda biz de elimizden geldiği kadar bilinçlendirmeye, bilgilendirmeye çalışıyoruz.
Ve bunu yaparken de bilgiye aç davranmaları bizi sevindiriyor. Hani itiraz etmemeleri, işte yeniliklere açık olmaları. Şu çeşit güzel, şu çeşit deneyebilirsin dediğin zaman ha tamam ben bir kenara onu da ekeyim, onu deneyeyim, göreyim ondan sonra seneye ondan yaparım gibi yaklaşımları oluyor. Türk tarımının dünyadaki konumunu ifade ediyor. Dünya üzerinde gerçekten şu anda en iyi durumdayız diye düşünüyorum ben. Gerek sera yapıları, konstrüksiyon, kullanılan malzeme olsun, modern seracılık olsun, tarımsal teknolojideki gelişmeleri takip açısından olsun, kullanılan besleme, gübreler ya da ilaçlamalar olsun. Tarım Bakanlığımız da bu anlamda çok çalışmaları var. Kontroller devam ediyor. Tarım il müdürlükleri dolaşıyorlar. Yasaklanan ilaçları bildiriyorlar. İlaç bayileri bunlara uyuyor. Daha bilinçli davrandığı zaman, herkes sorumluluğunu bildiği zaman bu iş çok çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Dünya tarımında da Türkiye tarımının birinci sıralara yükselmesi bizim vizyonumuz, hedefimiz. Firmalarının vizyonunu ortaya koyarak sözlerini noktalayan işletme müdürü Celal Özlü, dünyaya adımızı daha gür sesle duyuracak planlamalar içinde geleceğe emin adımlarla yürüyoruz diyor. Bizim Hisar Fide olarak tabii ekibimiz profesyonel bir ekip. Üretiminden sevkiyatına, muhasebemizden pazarlamamıza kadar bütün departmanlara çalışan arkadaşlarımız, profesyonel arkadaşlarımız. Hepsinin emeği var, tecrübesi var. Bu işle bağlantılı olarak da biz Hisar Fide'yi 4-5 yıl içerisinde zirveye taşıdık. İleride daha da iyi şeyler yapacağımızı garantisini veriyoruz, düşünüyoruz ve vizyonumuz bu şekilde, planlamamız bu şekilde. Neden olmasın? Dünyada da Türkiye'nin ismi Hisar Fide ile duyulduğu zaman biz gururlanıyoruz açıkçası. Daha iyi yerlerde olmanın olmak için elimizden gelen gayreti bundan sonra da sarf edeceğiz.